Турецкий телеканал ТРТ Хабер подготовил видеосюжет о дороге, которая соединит Азербайджан с Нахчеванской автономной республикой. Напоминаем, что в пункте 9 совместного заявления лидеров Азербайджана, России и Армении о прекращении боевых действий в Карабахе, принятого 10 ноября, предусмотрено обеспечение прямого транспортного сообщения между Нахчеваном и Азербайджаном. В этом районе проходит и железнодорожная ветка, которая также будет использоваться согласно договоренности, говорится в сюжете. Kameraman arkadaşım Deniz Kahraman'dan rica ediyorum. Sağ tarafta bir demir yolu hattı var. Hemen onu da ekranlara getirelim. Bu demir yolu hattı da Azerbaycan'a ulaşıyor. Yani sadece karayolu hattıyla değil, aynı zamanda şu anda ekranlara yansıyan bu demir yolu hattıyla da Azerbaycan'a kesintisiz bir ulaşım sağlanacak. Demir yolu hattı da yakın bir tarihte yine aktifleşecek. Buradaki çalışmalar da başlayacak, onu da ifade edelim. Sizin de ifade ettiğiniz gibi stratejik önemi oldukça yüksek olan bir noktadayız şu anda. İmzalanan anlaşmanın 9. maddesine bir kez daha ifade edecek olursak eğer, şu anda ekranlara gelen bu oluşacak koridorun başlangıç noktasındayız dedik. İşte buranın güvenliği Rusya Sınır Güvenlik Servisi kurumları tarafından sağlanacak. Bunu da ifade edelim. Dediğimiz gibi şu anda bir tarafımızda İran, bir tarafımızda Ermenistan var. Aslında biraz daha ilerlediğimizde Ermenistan sınır noktasını da gördük ancak oradan yayın yapabilme ihtimalimiz yoktu. Şu an biraz daha gerideyiz. Köprünün üzerindeyiz şu anda. O bahsi geçen koridoru şu anda ekranlarınıza yansıtıyoruz. Oldukça da rüzgarlı bir hava var şu anda bulunduğumuz noktada. Yine yayınımızın başında sizin de ifade ettiğiniz gibi Nahçıvan'dan Azerbaycan'a açılacak bu koridor sayesinde Türkiye ile Azerbaycan arasında kesintisiz bir karayolu ulaşımı da sağlanacak. Türkiye bu yol aracılığıyla aslında Kafkasya'ya ve Orta Asya'ya ulaşma imkanı da sağlayacak. Şu anda dediğimiz gibi o koridoru ekranlara getiriyoruz. Burası tam başlangıç noktası. Buradan başlayacak ve Azerbaycan'a kadar işte bu karayolu hattı kesintisiz bir şekilde ulaşacak. Bir kez daha altını çizelim. Sovyetler Birliği döneminde ilk başta o yollar yeniden aktifleştirilecek. Ancak daha sonrasında anlaşma sağlanırsa Azerbaycan'ın özellikle batı bölgelerinde yeni bir ulaşım ağı da yapılabilecek. Ancak ilk olarak aktifleştirilecek nokta işte şu anda ekranlarınıza yansıttığımız o koridorun başlangıç noktası. İlk olarak bu yol, bu güzergah açılacak. Eğer tadilat gerekiyorsa, çalışmalar gerekiyorsa da onlar için de en kısa bir zaman dilimi içerisinde çalışmalar da başlayacak. Şu anda bir kez daha ifade edelim, o koridorun başlangıç noktasındayız. Hemen sadece birkaç kilometre ötede Ermenistan sınırı var. Oradaki yoldaki bir tadilat yapılma ihtimalinden bahsediliyor ve aynı zamanda bir kez daha ekranlara getirelim. Hemen sağ tarafımızda bir demir yolu hattı var. Şu anda aktif bir demir yolu hattı değil, ancak ilerleyen günlerde bu demir yolu hattı da aktifleşecek ve bu şekilde hem karayolu üzerinden hem de demir yolu hattı üzerinden Azerbaycan'a kesintisiz bir ulaşım sağlanmış olacak. Bu da oldukça önemli bir detay. Yayınımızı noktalamadan önce çok önemli olduğu için bir kez daha ifade edelim. Var olan bir koridor var. Orada tadilat çalışmaları olacak. Ardından o çalışmaların ardından hem karayolu hattı hem de demir yolu hattı açılacak.